Merhaba arkadaşlar. Temel kavramlar soru çözümleri bölümü 6. Şu şekilde ilk soru. X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere 7x eksi 8y eşittir 1 olduğuna göre x artı y toplamı en az kaçtır? Şöyle bir çarpım tablosunu aklımıza getirelim. X'i 7 ile çarpmışım, yani bir şeyin 7 katı. Y'yi de 8 ile çarpmışım. Çıkarınca 1 olmuş. Yani bir şeyin 7 katı başka bir şeyin 8 katından bir fazla. 7'lerin çarpım tablosunda neler vardı? Mesela 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 diye gidiyordu. Bize zaten şey lazım. En az kaç olur diye sormuş. Bunların hangisi 8'in katlarından bir fazla olabilir? Mesela 7'nin 1 eksiği 6, 8'in katı değil. 14'ün 1 eksiği 13, 8'in katı değil. 21'in 1 eksiği 20, 8'in katı değil. Aynı şekilde 27, 34, 41, 8'in katı değil ama 48, 49'un 1 eksiği 8'in katı. İşte en küçüğü bulduk. Yani x 7'ymiş, y de 6'ymış. 7 kere 7 49, 8 kere 6 48, eksi 1 şey çıkarınca 1 sağlıyor. X artı y'nin en azını sormuş. 7 artı 6 da en az 13 olarak bulabiliyoruz. X, Y, Z sıfırdan büyük birer tam sayı. Yani diyor ki sayma sayısı lafı uzatıyor. 2X artı 3Y eksi Z 94 olduğuna göre X'in en küçük değeri kaçtır? Şimdi mantıken sıfırdan büyük birer tam sayısı, X'in en küçük değeri 1'dir. Ama 1'i sağlıyor mu? Bir bakalım. 2, 1 kere 2, 2 artı 3Y eksi Z 94 olacakmış. Şurası yani ne oluyor? 92 olacakmış. Burasını 92 yapabilir miyiz? Hani yaparız, bunda sorun yok. Çünkü y'yi mesela öyle bir şey veririz ki 30, 31 veririz mesela. 3y 93 olur. Ondan z'yi çıkaracağız. Şöyle z'yi şöyle yazayım daha iyi. 93 olur. Z de 2 olur. 93 eksi 2 91. Pardon, 93 Z'de 1 olur. 93'ten 1 çıktı. 92, 2 ile topladık. 94, yani 1'de de oluyor. En küçük değeri 1 olabiliyor. Öyleyse 1 oluyorsa diğerlerine bakmaya gerek yok. X, Y, Z sıfırdan ve birbirinden farklı. Güzel, pozitif tam sayılar. Zaten pozitifse 0 olmaz. Buna göre 3x artı 2y artı z 40 denklemini sağlayan en büyük z kaçtır? Yani diyor ki diğerleri en az kaç olur? Z'nin en büyük olması için bunların en az olması lazım. Şimdi birbirinden farklı. X'e 1 verelim. 3 olur. Y'ye 2 verelim. Çünkü 1 veremiyoruz. Ne oldu? 4 oldu. Ve z. Geriye z kaldı. Z de 33 oldu. Başka bir şart var mı bakalım? Yok başka bir şart. 33 diyebiliriz yani. Ha, niye y'ye, x'e 1 verdim, y'ye 1 vermedim? Çünkü x'in çarpanı daha büyük olduğu için x'e 1 vermemiz daha mantıklı oluyor. Y'ye 1 verseydim ne olurdu? 2 olurdu. X'e 2 verince z daha da küçülüyordu. Z'yi en büyük yapmak için bunları en küçük yapıyorum ya. Bunları da en küçük yapmak için x'e daha küçük bir şey veriyorum. X'in çarpanı büyük olduğu için deneyerek de görebilirsiniz. X'e biraz büyüttüm mü x'i, o zaman z çok küçülüyor. Yani birkaç değer küçülüyor. MNK doğal sayılar olmak üzere 2m artı 3n artı 5k 47, k'nın en büyük değeri, yani yine aynı, k büyükse bunlar küçük olacak. Çünkü toplamları 47. Bunlar en az doğal sayıdır. Ve birbirinden farklı da dememiş. Yani şuradan sınırlıyor. 5K olduğu için 5'in katını bulmamız lazım. N'ye 0 verip M'ye 1 verirsem K'da 9 olur. Bunu sınırlayan bir şey var mı? Yok. 9 oldu. Yani doğal sayılar dediği için ben buna 0 verdim. Buna da 1 verdim. Yine aynı şekilde kalanlar 5K bu. 2 ile 3. Büyük olanın, yani N'nin katına, N'nin katı daha büyük M'nin katından 3. Ona daha küçük bir şey veriyorum. 0 veriyorum. Ve sağlıyor. Bu şekilde çözebiliyorum. A pozitif bir sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi negatiftir? Şimdi üssü sayı sorusu tabii bu, ama burada biraz sayılara girmiş. Üssü sayıları işlerken konu özetinde şu var. Pozitif bir tam sayının bütün kuvvetleri negatif tam sayı oluyor.
Biz bunu söylüyoruz. Ama eğer ekstra şöyle eksili bir şeyler gelirse ayrı tabii. Ama mesela eksi ikinci kuvveti diye negatif olmuyor. Eksi ikinci kuvvet demek 1 bölü a'nın karesi demek yani. Bu gitti. Eksi 1 de 1 bölü a'nın birinci kuvveti. Yine pozitif. Bu da gitti. Şu eksi a getirmiş sonra karesini almış. Negatif şeylerin karesi de pozitiftir. Bu direkt üssü sayı sorusu aslında. Bu da gitti. Şunlara bir bakıyorum. Şu gibi gözüküyor. Hangisi negatiftir diyor. Şimdi eksi a mesela 1 olsa eksi 1'in üçüncü kuvveti eksi 1. Eyvallah ama eksi eksi olduğu için artı oluyor. Bu da pozitif. Geriye bu kalıyor. Zaten bu da mesela bir şey de koyabilirsiniz bir garanti olsun diye. Mesela 1 koyabilirsiniz. Kolay. 1 koyunca eksi 1'in eksi 3. kuvveti. Üstteki eksi kuvvet şeydi. Ters çeviriyordu. Eksi 1 bölü 1 ters çevirince yine eksi 1 bölü 1 olur. Onun 3. kuvveti oluyor. Eksi 1'in 3. kuvveti de eksi 1 çarpı eksi 1 çarpı eksi 1. O da eksi 1 olur. Çünkü şurası 1 çarpı eksi 1 eksi 1 olur. Yani üssü sayı sorusu. Yani sayı sorusu değil. Hani ilk buradan başladıysanız bu soruda kafanız karışması normaldir. Ama tabii sayılar da zaten diğer konuların belli noktalarını alarak inşa ediliyor. Yoksa belli sayı sorularının ötesine geçemez bu temel kavramlarda. Yine de kulak aşinalığı olur bilmiyorsanız faydası olacağını düşünüyorum. A sıfırdan büyük bir gerçel sayı. Yani her şey olabilir. Aşağıdakilerden hangisi negatiftir? Yani sıfırdan büyük gerçel. Biz orada pozitif olarak bakıyoruz olaya. Pozitif bir şeyin eksi kuvvet de pozitiftir. Negatif hale getirip çiftini alırsak yine pozitiftir. Negatif hale getirip çiftini alırsak yine pozitiftir. Şu eksi pozitifi negatif yapmaz. Sadece 1 bölü yapar. Yani 2 ise 1 bölü 2 yapar. Eksi 2 ise de eksi 1 bölü 2 yapar. İşaretini değiştirmez. Sadece ters çevirir şu üstteki kuvvet. Aynı şekilde burada da. Ama burada ne yapmış? Eksi a yapmış. Yani negatif hale getirip tek kuvvetini almış. Tek kuvvet olduğu için cevabımız D seçeneği. Yerine yazarak da görebiliriz. Şurada da negatif yapmış. Tek kuvveti negatif ama eksi eksi yan yana gelince şurada artı oluyor. Çünkü şuradan bir eksi geliyor. O eksiyle bu yan yana gelince artı oluyor. Cevap D seçeneği. ABC gerçel sayıdır. Bu soruda şurası tam çıkmamış. Çıktığını düşünerek yol almaya çalışalım. Kare muhtemelen. Çok çizdim. Tamam, b'nin karesi küçüktür 0. Şimdi burada şuna bakacağız. Bir şeyin karesi pozitiftir. Çünkü mesela 2'nin karesi 4. Eksi 2'nin karesi de yine 4. Yani hep pozitif yapıyor. Şimdi bu pozitif ama a ile çarpınca 0'dan küçük olmuş. Öyse sıkıntı a'da. Yani a negatifmiş de bunu negatif yapmış. Şöyle bir bakalım. Bu değil, bu değil. Bunlar kaldı. Eleyenle uyanıklık yapsak. Yok yemez. C'nin karesi büyüktür 0 diyor. C'nin karesi 0'dan büyük olduğu için C'nin karesi olduğu için pozitif oluyor. B ile çarpınca pozitif olmuş. Demek ki B de pozitifmiş. Burası zaten pozitif. Pozitif pozitif de çarpınca pozitif olur. B eksiymiş. Şöyle kalan seçenek de bu. Hani C'ye yine bakalım. A'nın karesi zaten kare olduğu için pozitif artı. B artıydı. C ile çarpmışız. Sıfırdan küçüğe çevirmiş birden. Öyleyse sıkıntı burada. C negatif. Devam edelim. ABC birer gerçel sayı. A çarpı C sıfır. Yani diyor ki birisi sıfır. Bunların hangisi olduğunu sen bul. Şunlara bakınca belli ki C yani. Çünkü buralarda A sıfır olsa bunları da sıfır haline getirir. Yutan eleman olduğu için çarpmada demek ki A değil. Buradan sadece C'nin sıfır olduğunu görüyoruz. Başka bir şey göremiyoruz. A'nın pozitif veya negatif olduğunu şu ilk maddeden anlayamayız. Çünkü ikisinde de sıfıra çevirir. Şurada B'nin karesi. B kare demek pozitif demek. Çünkü her şeyin karesi pozitif. A'nın küpüyle çarpmış yine pozitif olmuş. Üçüncü kuvvetiyle demek ki A pozitif. Tek kuvvetler işareti değiştirmez. Çift kuvvetler pozitif yapar. Yani işin esprisi bu. Bu artıymış. A da artı. Tamam. A ile B'yi de çarpınca sıfırdan küçük olmuş. Demek ki B eksiymiş. Artı ile eksinin çarpımı eksi olduğu için. Sıfırdan küçük demek eksi demek. Sıfırdan büyük demek artı demek. Yani bunu bu şekilde yazıyor ki kafanız karışsın. B de eksiymiş. Öyleyse şey diyebiliriz. A büyüktür C büyüktür B.
Çünkü C sıfır olduğu için ortalarında yer alıyor. Artı ile eksinin. Evet. X, Y, Z'nin işaretleri hangisidir? X sıfırdan küçük. Öyleyse X eksi. O şu gitti. X eksi ise Y de eksi olursa olmaz. Y artı. Çünkü çarpınca sıfırdan küçük olmuş. Sıfırdan küçüğü silip yerine eksi diyebiliriz. Artı ile eksiyi çarpınca eksi olur. Demek ki Y artıymış. Bu gitti. Bu gitti. Şimdi X eksi Y artı. Ama Z ne olacak? Bunların üçünün çarpımı sıfırdan büyükmüş. Yani artı oluyormuş. Eksi ile artıyı çarpınca eksi. Peki eksiyi ne ile çarparsam artı olur? Eksi ile çarparsam artı olur. Deneyelim. Demek ki bu da eksiymiş. Cevap C seçeneği. Devam edelim. Olduğuna göre X, Y, Z'nin işaretleri sırasıyla hangisidir? Şöyle bir bakınca pek bir şey görmedim ben. Çünkü kare falan yok ya, uyanıklık yapamıyorum. Orada x büyük çarpı y sıfırdan büyük, y ile z küçük, x, y, z. Şimdi x, y, z sıfırdan küçükse çarpımı hepsinin. Şöyle bir bakayım. Şu mesela olamaz. Niye? Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile çarparsam artı olur. Yani üçünü sonuçta yan yana çarpınca bu olmaz. Başka? Şu da olmaz. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile çarpsam artı. Veya eksi ile artının çarpımı eksi ile çarparsam artı. Bu da olmaz. Şıklardan bakacağız yani. Mesela y ile z'nin çarpımı sıfırdan küçük. Yani şıklardan bakmak zorunda değiliz. İki olasılık var ama şıklardan bakınca iş kısa oluyor. Ondan söyleyeyim. Y ile z'nin çarpımı sıfırdan küçükmüş. Öyleyse şu olabilir. Şu olmaz. Çünkü artı artı sıfırdan büyük olur. Ve bu da olmaz. Geldi bu. Bakalım x de y'nin çarpımı sıfırdan büyükmüş. Bakalım biz ne dedik? Artı artı doğru uyuyor. Zaten hepsine uyuyor. P pozitif tam sayı olmak üzere diyerek işin içine bir P katıp kafa karıştırmayı amaçlıyor. Hani ABC vardı, yetmedi, ben P'yi de kattım diyor. Ama bize pozitif olduğunu söylemiş, yani artı. A'yı pozitif bir şeye bölmüşüm, sıfırdan küçük olmuş. Öyleyse bu eksi yani. A'da var bir şey. A eksi ki eksiyi artıya böleceğiz. Sıfırdan küçük yani eksi olmuş. Tamam, P ile işim bitti, bu kadar. A eksi ise B ile çarpınca sıfırdan küçük oluyorsa B artıdır. Yani sıfırdan küçük ne demek? Eksi demek. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi. Eksi artı şöyle biraz eleyelim. 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 Tamam. Eksi artı. Eksi artı. Artı oldu. B ile C'yi toplayınca sıfır oluyormuş. Bu da güzel bir şey. Son yıllarda biraz daha bunu tercih ediyor SM. Yani birbirinin tersi. Biri artıysa biri eksi. Biri eksi ise diğeri artı olayı. Cevap D oluyor işte. Devam edelim. A negatif, B pozitif birer tam sayı olmak üzere her zaman negatiftir. Ne demek her zaman negatif? Yani diyor ki mesela negatifi pozitife bölersem negatif olur. Bu doğru. A her zaman negatiftir. Ama ikisini çarparsam mesela olur mu? Yine olur. Ha, ikisinin farkı ikisinin şeyi toplamı. Şimdi bu soruda İkisinin farkıyla toplamına da bakalım da A negatif. Dolayısıyla mesela 2'ye şey eksi 2'ye 3 diyelim biz. Eksi 2'ye 3. Eksi 2 eksi 3 oluyor burası. A eksi B olunca. Dolayısıyla hep negatif oluyor. Doğru. A artı B her zaman negatif olmaz. Çünkü pozitif taraf çok büyük olduğunda ki burada bile eksi 2 ile 3'ü toplayınca 1 olur. Bu olmaz. Dörtleri eliyoruz. Şimdi bu sorunun çözümünde cevap anahtarında 2, 3 demiş. Ama 1, 2, 3 gibi geldi. O yüzden ben bu şekilde bırakacağım. 2006 LES sorusu araştırabilirsiniz. Ben 1, 2, 3 şıkkının da olması gerektiğini düşünüyorum. Hatalı bir şey var gibi. Çünkü negatif pozitife bölünce negatif olarak genel bir kural olarak görülüyor yani. 1, 2, 3 olması gerekiyor gibi. Ama 2, 3 demiş cevaplarda. Olduğuna göre hangisi negatiftir? C büyük, B ve A küçük. Yani şey diyor, C sıfırdan büyük, B ile A da sıfırdan küçük. Ha, ama ekstradan şurada bir numara daha çevirecek. Çünkü A ile B arasında bir bağlantı var. A, B'den de küçük. Bu ne demek? Mesela A eksi 3, B eksi 2. Eksi 3, eksi 2. Nerede kullandırtır bunu? Mesela B'den A'yı çıkarınca pozitif bir şey çıkar. Niye? Mesela B eksi 2 idi. C şey A eksi 3'tü yapalım. Eksi 2
Eksi, eksi 3 dediğinde eksi eksi artı oluyor, artı 1 çıkıyor. Dolayısıyla b eksi a artıdır. Ki burada da muhtemelen oradan eleyici bilgi. Ama a eksi b eksi 3 eksi eksi 2 de eksidir. Çünkü eksi 3 eksi eksi 2 burada artı oluyor ama eksi 3 artı 2 eksi 1 oluyor. Şu eksi bu artı oluyor. Oradan eleyecek büyük ihtimal. Ki negatif pozitifte de en fazla bu kadar gıcıklık yapılır herhalde. Şurası artıydı. Şey pardon. Şurası eksiydi. Şurası da artıydı. Bir şunlara bakalım hemen çıkmışken. A eksi B ve B. C eksi B. C B'den büyük olduğu için zaten pozitiften negatif çıkarınca pozitif olur. Artı ile artının çarpımı artı olur. Bu değil. A eksi B eksi. C eksi B de pozitiften negatif çıkarınca artı olacağı için artı çarpı eksi eksi cevap E. Yani tahmin ettiğim gibi. Çünkü eleyici bilgi burada budur. A ile B'yi karşılaştırmadır. İkisi bu tarafta olduğu için hani bunların arasındaki işlem bir tane yerine koyarak çözebilirsiniz. Herhangi bir ona uyan yani işte biri diğerinden küçük olacak. Eksi 2, eksi 3, eksi 2, eksi 4 gibi. Küçük sayılar tabii daha kolay işinizi görür. Burada da aynı mantık. Artı, eksi, eksi. Hangisinin değeri pozitiftir? Şöyle bir bakıyoruz. Yine eleyici bilgi muhtemelen şuralarda yatıyor. Bunlara bakalım. Ben önce onlara bakayım. C pozitif. A eksi B ne olur? Kafam karışmasın. Örnek vereyim. Eksi 3, eksi 2. Mesela eksi 3, eksi, eksi 2. Burası artı olur. Sonuç eksi olur. Artı bölü eksi negatif. Bu değil. Bir de şuna bakalım. C eksi B pozitif. Bölü A eksi B'yi bulmuştum. Negatif. Bu da değil. Demek ki buradan elememiş. Diğer şeylere bakalım. A kare. Eksinin karesi artıdır. Bölü BC. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksidir. Bunda bir şey yok. B bölü A eksi C. B eksiydi. A eksi C. A eksi C nedir? Mesela eksi 3 eksi. Bu pozitif. Mesela 5. Hani şöyle de yazabiliriz. Eksi artı 5. Çünkü şu bizim A'mız. Şu da C'miz. A'dan C'yi çıkarıyorum. Bu da ne oluyor? Negatif oluyor. Dolayısıyla eksi bölü eksi artı oluyor. Bu şıkkı alabiliriz. Evet, B seçeneği. Olduğuna göre hangisi negatif sayı belirti? Yani negatif pozitiflikte de en fazla bu kadar çıkar. Daha bir şey de çıkmaz. Eksi 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 oluyor. Yani benim kafamdaki naçizane düşünce o. Eksi 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 oluyor. Hangisi negatif sayı belirtir? Yani şimdi şıklara bakıyoruz. Yani burada direkt görülüyor aslında da. Şimdi şuralarda bayağı eksili artılı bir şeyler yapmış ama şurada üçünü toplamış. Bir bölü şeklinde getir. Bir bölü şeklinde getirince işaret değişmez. Yani eksi 2 ise eksi 1 bölü 2 olur. Eksi 3 ise eksi 1 bölü 3. Eksi 4 ise eksi 1 bölü 4. Bunları toplayınca da direkt negatif bir şey olur yani E seçeneği. Diğerlerine de bakabiliriz ama burada belli 3 tane şeyi toplamış. Bunu 1 bölü hale getirme onu negatifini pozitif yapmaz. Sıfırdan farklı x, y, z gibi 3 reel sayı ile aşağıdaki ifadelerden ikisi sıfıra eşit kılınabilir. Bu iki ifade hangileri sıfıra eşit kılınabilir diyor. Bunlardan. Güzel bir soru. Bir şeyin ve sıfırdan farklı olması zaten soruyu tasarlattırıyor. Bir şeyin karesi pozitiftir. Bunu soruyor sana soruda. Bir şeyin karesi pozitifse şunların üçünün toplamı da pozitif pozitif pozitiften gider. Bunların üçü de pozitif pozitif pozitif. Bunları toplayarak sıfıra ulaşamayız. Bunlar ne? 4 ile 5. Bunları bir atalım. 4, 5 içerenleri. Şöyle bir bakalım. Yine burada da bir şeyin karesi artı bir şeyin karesi. Bir şeyin karesi ile bir şeyin karesini toplayarak ulaşamayız. Da C kalıyor. Yani o bilginin tartıldığını görünce zaten eliyorsunuz tak 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 diye. Bu şekilde bunu da çözebiliriz. Umarım faydalı olmuştur.